şeytandan Allah'a sığınırım. Görmedin mi diyor Allah. Bak bir kere dikkat çekiyor. Demek ki görmek çok önemli. Neyle göreceğiz? Gerekirse teleskopla, gerekirse elektron mikroskopla. Değil mi? Evet. Ama göreceğiz. Görmedin mi diyor. Demek ki insanın görmemesi de mümkün oluyor. Göreceğimiz her şeyi kullanacağız. Allah yerdekileri ve denizde onun emriyle akıp giden gemileri sizin yararınıza verdi. Ve izni olmadıkça göğü yerin üstüne düşmekten alıkoyar. Şüphesiz Allah insanlara karşı şefkatlidir, çok merhametlidir. Araştırın, inceleyin diyorlar. Bak, görmedin mi diyor. Demek ki bakılmamış, evet. Bakmayanlar var. Bakmayanlara dikkat çekiyor Allah. Bakın, araştırın, göreceksiniz diyor. Dediğim gibi olduğunu göreceksiniz diyor Allah. Sizi diri tutan, sonra öldürecek, sonra diriltecek olan O'dur. Gerçekten insan pek nankördür diyor Allah. Yani bunca nimeti görmezden gelirler diyor. Biz her ümmete bir ibadet tarzı, mensek kıldık. Onlar bu tarz üzere ibadet etmektedirler. Öyleyse din işlerinde seninle çekişmesinler. Sen Rabbine çağır, şüphesiz sen dosdoğru bir hidayet üzerindesin. Tartışmaya çok açıktır insanlar. Özellikle din konusunda tartışmasınlar diyor Allah. Eğer seninle mücadeleye girişirlerse de ki, Allah yapmakta olduklarını daha iyi bilir. Onlar Allah'ı bırakıp da Allah'ın kendisine bir delil indirmediği ve haklarında hiçbir bilgileri olmayan şeylere tapıyorlar. Zulmedenler için hiçbir yardımcı yoktur. Mesela bak Darwinistlere bakan bir ayet. Bak, onlar Allah'ı bırakıp da Allah'ın kendisine bir delil indirmediği, ne paleontolojide bir delil var, ne biyolojide, ne mikrobiyolojide, evet. Hiçbir şeyde bir delil yok. Evet. Ve haklarında hiçbir bilgileri olmayan şeylere tapıyorlar. Olmadı halde mesela Darwinizme, materyalizme tapıyor. Zulmedenler için hiçbir yardımcı yoktur. Onlara karşı apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman, yani salih olan Kur'an ayetleri okunduğunda, sen o inkar edenlerin yüzlerindeki ret ve inkarı tanıyabilirsin. Yani Kur'an'ın yeterliliğini anlattığında nefretle bakmaya başlarlar diyor Allah. Yani hiç hoşlanmazlar diyor. Neredeyse kendilerine karşı ayetlerimizi okuyanların üzerine saldıracaklar diyor Allah. Yani o kadar nefret ederler diyor. De ki size bundan daha kötü olan haber vereyim mi? Ateş diyor Allah. Allah onu inkar edenlere vaat etmiş bulunmaktadır. Ne kötü bir duraktır diyor Allah. Yani cehenneme gireceklerini belirtiyor. Allah yolunda hicret edip öldürülen veya ölenlere gelince muhakkak Allah onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şehit olacaklar ve yemeye içmeye devam edecekler diyor Allah. İnşallah. Şüphesiz Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Onları kendisinden gerçekten hoşnut kalacakları bir yere sokacaktır. Şüphesiz Allah bilendir, halimdir. Cennet öncesinde onlar ayrı bir boyut alınıyor şehitler. Evet. Çok hoşlarına gidiyor yeni gittikleri yer. Yani dünyayla kıyaslanmayacak bir yer. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla şeytandan Allah'a sığınırım. Tâsin Mim. Bunlar apaçık olan kitabın ayetleridir. Kardeşlerimiz diyorlar ki Kur'an çok açıktır. Tâsin Mim sonradan anlaşılacak demeniz doğru değil. Zaten burada manası çok açıktır diyor. Yani burada çok samimiyetsiz bir açıklama olmuş olur bu. Doğru değil söyledikleri. Şifre harfler olduğu çok açık belli onun. Tâsin Mim belli ki. Değil mi? Bir cümle ifade etmediğine göre. Evet. Bir şifre. Kur'an'ı kastettiği Kur'an'ın bütünü. Ama bunun gizli olduğu açık. İnşallah. İnşallah. Yani genel anlamda söylüyor Kur'an bunu. İnşallah. Onlar mümin olmayacaklar diye neredeyse kendini kahredeceksin. Yani tebliğde insanlar iman etmiyorsa kendimizi sıkmaya hiç gerek yok. İnsanın ahlakı bozuktur diye sıkılmamıza gerek yok. 42. ayet. Onlardan öncekiler de hileli düzenler kurmuşlardı. Fakat düzen kuruculuğun, tedbirlerin, karşılık vermelerin tümü Allah'a aittir. Bütün tuzakları ben kurarım diyor Allah. Ve tuzakları da ben yıkarım diyor. Her nefsin ne kazandığını o bilir. Bu yurdun sonu kimindir? Yani dünyanın sonu kimindir? İnkar edenler pek yakında bileceklerdir. Ebced'i 1990 tane veriyor. Yani Mehdi'nin yoğun faaliyette olduğu yıllara bakıyor. 1990 inşallah. Dünya hayatında onlar için bir azap vardır. Ahiretin azabı ise daha zordur. Dünya hayatında da zulmedenlere bir bela gelişecek diyor Allah. Yani mutlaka karşılıklarını alacaklar.
Ama ahirette asıl karşılıkları olacak. Ama yani diyorlar ya dünyada karşılığını bulmuyorlar diye. Halbuki küfür mutlaka karşılığını bulur. Bir kere sevgi elinden alındı mı bir insan hücre hapsine atılmıştan daha beterdir. Yani sevgi gitti mi bir insan elinden mahvoldu demektir. Allah elinden bir kere sevgiyi alıyor. Şefkati alıyor. Merhameti alıyor. İnsani duyguları alıyor. Yani derinliği alıyor. Tutkuyu alıyor. Aşkı alıyor. Allah aşkını alıyor. Geriye ceset kalıyor zaten. Çok müthiş bir beladır bu. Ama bundan da bırakmıyor Allah. Yani toplu belalar verir. Veyahut tek tek belalar verir. Yani Kur'an'da da bunu açıkça belirtiyor Allah. Bir de insanlar inanmıyorlar. Allah da diyor, yanlarından geçmiyor musunuz diyor. Mesela Ad kavmi, Samud kavmi, Firavun'un başına gelenleri görmüyor musunuz diyor Allah. Ben diyor intikam sahibim ve alırım intikamımı diyor. Yok diyor, Allah öyle bir şey yapmaz diyorlar. Allah yapıyorum, üstünde geziyorsunuz diyor. Yerle bir ettim diyor. Anlamıyorlarsa ona göre bir karşılık veririm diyor Allah. Ama beni sevin diyor, ben de sizi seveyim diyor. Beni unutmayın, ben de sizi unutmayayım diyor Allah. Bana şükredin, nimetimi artırayım diyor. Eğer şükretmezseniz nimetimi alırım diyor Allah. Elinizden alırım nimeti. Yani verdiğim nimeti geri alırım diyor. Şükretmek ne kadar kolay değil mi? Elhamdülillah diyeceksin. Allah'ım sana şükür Allah diyeceksin. Ve Kur'an ahlakına uyacaksın. Kur'an'a tabi olacaksın. Kur'an bize sürekli kolaylık göstertiyor. Kur'an'da zorluk yoktur. Hep kolaylık vardır. Yani insanlar kendi beyinlerinde onu zorlaştırıyorlar.